Arrakis. Bu çöle dönmüş gezegenin üzerinde sadece ölüm var. Yukarıdan görünen tek şey uçuşan kum taneleri ve parıldayan baharat. Sizi galaksinin en güçlü uygarlığı haline getirecek zenginlikte bir maden. Fakat onun sahibi siz değilsiniz. Onun gerçek sahibi Arrakis'in sıcak kum tanelerinin altında yatıyor. Kum solucanı ya da Fremenlerin deyişiyle Şayhulut. Arrakis'in gerçek hakimi. Basit bir canlının bile hayatını sürdüremediği 70 dereceleri aşan sıcaklıktaki bu çöle adapte olmakla kalmamış. Onun sıra dışı biyolojisi bilinen tüm hayvanlardan da büyük olmasını sağlamış. 400 metreye ulaşan boyu, 80 metreye erişebilen ağzıyla evrende ondan daha büyüğü yok. Dörtte üçü sularla kaplı bu mavi gezegenin en büyük hayvanları okyanuslarında yaşayan balinalar. Haliyle tamamı çöllerle kaplı Arrakis'in en büyük canlısının bu kumların altında yaşaması kaçınılmaz. Fakat nasıl olur da balinalardan bile daha büyük olabilirler? İmparatorluk tarafından bu kum solucanlarının biyolojisini araştırmak için Arrakis'e gönderildim. Ve burada konunun doğrudan içerisine gireceğim. Fakat hava tahmin ettiğiniz gibi dışarıda felaket. Çok şiddetli bir kum fırtınası var. Merak etmeyin, bu içinde bulunduğum özel çadır tam da bu gibi koşullar için geliştirildi. Aynı zamanda tenimden buharlaşan teri de yakalayarak depoluyor. Çünkü Arrakis'te su, nem çok önemli. Tek bir damlasını bile ziyan edemeyiz. Ne de olsa bizim için hayatın sırrı su. Evrende bir yaşam ararken bile önce gezegende su olup olmadığına bakıyoruz. Ama belli ki burada Arrakis'te durum biraz daha farklı. Bu gezegenin hükümdarı kum solucanları buna pek ihtiyaç duymuyor gibiler. Onlar sanki denizde yüzen balıklar gibi bu kumun içerisinde yüzüyorlar. Ama dünyadaki solucanlar da öyle değil mi? Hani şu toprak solucanlarından bahsediyorum. Onlar da pek suyun içerisinde yüzmezler. Hatta yağmur yağdığında yüzeye bile çıkıyorlar. Yolda sağda solda görebiliyoruz. Fakat bu iki canlı birbirinden önemli bir özellikle ayrılıyor gibi. Tamam, boyutları hariç. Ona ayrıca değineceğim. Biri minnacık, elime bile sığabiliyor. Diğerini tahayyül bile edemiyorum. Umarım buralarda bir yerde karşılaşmam. Beni tespit edememeleri için buraya gelirken adımlarımdaki ritmi bozmaya özellikle gayret gösterdim. Bu arada dünyadaki bazı solucanların da ritmik seslere doğru hareket ettiğini biliyoruz. Neyse, aradaki fark diyorduk değil mi? Aradaki fark bu toprak solucanlarının nemli topraklarda yaşaması. Çünkü toprak solucanlarının vücudunda su büyük bir öneme sahip. Tıpkı bildiğimiz diğer canlılarda olduğu gibi. Toprak solucanlarının dışındaki mukus tabakası topraktaki hareketini kolaylaştırmaya yarıyor. Fakat Arrakis'in kum solucanları pek de böyle değil. Onların cildi bir zırh gibi. Öte yandan Arrakis'in kum solucanları suya girdiklerinde yaşayamıyorlar. Su onları öldürüyor. Hatta Fremenler bu ritüel sonrasında kum solucanının ağzından geçirdikleri bir aparat sayesinde bu mavi hayat suyunu elde ediyorlar. Fakat bu ölümcül derecede zehirli. Ben lisanel gayb olmadığım için bunu içmeye kalkışmayacağım. Tabii Arrakis'in kum solucanlarını bu kadar özel yapan sadece onların kumda yaşamaları değil, aynı zamanda devasa boyutlara ulaşabilmeleri. Bizim dünyamızda yaşamış en büyük hayvanlar deyince aklımıza doğrudan dinozorlar geliyor ama eğer bir müzede bizzat o kemiklerin altında dolaşmadıysanız ne kadar büyük olduklarını anlayabilmeniz biraz zor. İnsanın zihninde bile canlanamıyor. Boşuna buraya gelmedim ben de. Bu arada büyüklük deyince ağırlığını da ima ediyorum tabii ki. Bu açıdan bakınca yaşamış ve yaşamakta olan en büyük hayvan balinalar. 30 metreye ulaşabilen boyları ve 150 tonu geçebilen ağırlıklarıyla onlarla rekabet edebilecek başka bir şey yok diyebiliriz. Dinozorlar bile.
Sadece uzunluk olarak bakınca bile dinozorları bu kadar uzun yapan en önemli şey onların kuyrukları. Fakat balinalar başlı başına bir dev. Tabii en büyük hayvanlardan birinin suyun içerisinde olması da bir tesadüf değil. Çünkü suyun kaldırma kuvveti sayesinde vücudunun yer çekimine daha az direnç göstermesi gerekiyor. Boyut büyüdükçe ağırlık da artıyor ve bu ağırlığı taşıması gereken iskeletin ve kas sisteminin de tabii ki güçlü olması gerekiyor. Sorun şu ki boyutu ikiye katladığınızda ağırlığı taşıyabilmek için iskeleti ikiye katlamak gibi basit bir matematik yürümüyor. Yani her şeyi öylece alıp boyutunu katlayamıyorsunuz. Kalsiyumdan oluşan kemiklerin belirli bir dayanma limiti var. Büyüdükçe kendi ağırlıklarını kaldırabilmek bile sorun olmaya başlıyor. Fakat Arakis'in kum solucanları öyle 30 metre, 40 metre değil, tam 400 metre boyutlarında. Bir mavi balinadan 15 kat daha büyük. Hatta polün çağırdığına bakacak olursak 2500 metreye bile ulaştıklarını söyleyebiliriz. Böyle bir canlının biyolojik yapısını açıklayabilmek o kadar da kolay değil. En azından dünyada bildiğimiz canlılar bunun pek mümkün olmadığını söylüyor. Belki de baharat bunu mümkün kılıyordur, kim bilir. İşte ben de o yüzden buradayım. Bu aygıt sayesinde periyodik sinyaller göndererek Shai-Hulud'u çağırmayı ve onu yakından görmeyi hedefliyorum. Ama önce anlamam gereken başka şeyler var. Mesela nasıl oluyor da kumda zarar görmeden ilerleyebiliyorlar? Çünkü su bir akışkan ve suya sürtündükçe zarar görmüyoruz. Fakat kum öyle değil. Tahriş edici bir yapıya sahip. O hızlarda kuma sürtünerek zarar görmemek için zırh gibi bir derisi olmalı. Oysa dünyadaki solucanlar çok daha küçükler ve dışları kaygan bir mukusla kaplı. Ayrıca bunlar pek de hızlı gidemiyorlar. Yine de dünyada da kumun içerisinde bu şekilde ilerleyebilen hayvanlar var. Peki bu devasa Shai-Hulud nereden geliyor? Öyle bir anda ortaya çıkıyor olamaz. Bölgeci canlılar olduklarını biliyoruz. Hatta bu yüzden Paul çağırmak için gittiğinde uzunca bir süre sessizlik oluyor. Çünkü gelecek olan devasa Shai-Hulud diğer daha küçüklerini korkutarak o bölgeyi temizlemiş gibi görünüyor. Farklı boyutlarda olduklarına göre bir şekilde büyüyor olmalılar. Aslında cevap burada. Hatta burada binlercesi var. Tıpkı bir okyanustaki su damlalarında olduğu gibi bu çöldeki kum tanelerinde de birçok zenginlik var. Sadece baharat değil. O aklı yalnızca güçte olanların bu gezegene baktıklarında göreceği şey. Biz araştırmacılar bu kuma bakınca içindeki yaşamı görüyoruz. Kum planktonlarını. Bunlar Shai-Hulud için yemek demek. Tıpkı dünyadaki balinaların planktonlarla beslendiği gibi Shai-Hulud da kum planktonlarıyla besleniyor. Fakat bunlardan bazıları o devasa yüzlerce keskin dişle dolu ağızdan kaçmayı başarıyor. Kaçmayı başaranların bazıları Fremenlerin deyişiyle küçük yapıcıları oluşturuyor. Bu aşamada yarı hayvan yarı bitki gibiler. Dünya gezegenindeki bakteri, virüs ya da mantarlara benzetebiliriz onları. Kum içerisinde su paketçikleri oluşturuyorlar. Sadece bu da değil, aynı zamanda oluşturdukları gazlar tıpkı dünyadaki geyserler gibi Arakis'te de baharat fışkırmalarına yol açıyor. Buradan fışkıran materyal gökyüzünde Arakis'in yıldızı Canopus'un ve havanın da etkisiyle baharata dönüşerek yeryüzüne yağıyor. Yani gökten yağan bu zenginliği aslında yerin altında yatanlara borçluyuz. Ne ironiktir ki gözünü buna dikip canlılığı bunun için yok etmeye çalışanlar gerçek zenginliğin canlılıktan geldiğini anlayamıyorlar. Şimdiye kadar bu küçük yapıcıları arayıp bulmaya çalıştıysam da maalesef başarılı olamadım. Fakat bu gezegenden bir başka çevre bilimci Dr. Kynes bunlardan bulmayı başarabilmişti. Ne yazık ki çoğu bu patlamalar sırasında yok oldu. Fakat hayatta kalanlar, doğru tahmin ettiniz, Shai-Hulud olma yolunda ilerliyor.
Bu aşamaları tam olarak çözememiş olsak da onların nereden geldiklerini biliyoruz. Bir diğer sorun da bu çölün sıcağıyla nasıl baş edebildiği. Dünya gezegenindeki bazı canlılar bunu çoğunlukla terleme yoluyla yapıyorlar. Ya da sıcak olduğunda saklanmak, kendilerini soğuk tutmak gibi bir takım yollar izliyorlar. Fakat burada saklanacak pek yer yok. Terleme de yapamaz çünkü su Şayhulut için zehir demek. İşte buradan tahmin edebiliyoruz ki Şayhulut karbon bazlı bir yaşam formu olmamalı. Çünkü karbon bazlı yaşamda canlının vücudundaki enzimler 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda denatüre olmaya başlıyorlar. Vücuttaki birçok biyokimyasal süreç işleyemez hale geliyor. Yani Şayhulut bu sıcaklıklarda ya vücudunu regüle edecek bilmediğimiz yeni bir yol geliştirmiş olmalı ya da farklı temelli bir yaşam formu olmalı. İmparatorluğun beni buraya neden gönderdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Bir de tabii bu var. Biz Fremenlerin deyişiyle Chris Knife, Şayhulud'un dişinden yapılma son derece keskin bir bıçak. Bu da akla açıklamamız gereken bir diğer soruyu getiriyor. Neden Şayhulud'un bu kadar keskin ve bir sürü dişi var? Dünya gezegeninde de buna benzer solucanlar bulunuyor aslında. Özellikle erken Kembriyan döneminde toprak altında karmaşık tüneller kazan bazı türlerin Scalid adı verilen benzer diş yapılarına sahip olduğunu biliyoruz. Aletta solucanları ise bu diş yapılarını avlarını yakalamak için kullanıyorlar. Fakat Şayhulud başka. Onun koruması gereken bir gezegen var. Sanki geleceklerini bilecekmiş gibi onların yaptığı büyük makineleri yutabilmek için adeta gelişmiş bu keskin dişler. İşte tüm bunlar biz Fremenlerin kendisiyle neden iyi anlaşabiliyoruz bunu da açıklıyor. Neden ona daha iyi binebildiğimizi. Bizler onunla aynı ekosistemi paylaşıyoruz. İşte ben de cevapsız bazı sorulara yanıt bulmak için bu konunun derinliklerine inmeye kararlıyım.